İlk etapta 70 fidanın toprakla buluşturulduğu İHA Yetim Kardeş Hatıra Ormanı, fidan dikim törenine İHA İnsani Yardım Vakfı Bolu Şube Başkanı Fethi Sarımsakçı, Bolu Müftüsü İzani Turan ve vatandaşlar katıldı. ...70 kişinin katıldığı fidan dikme etkinliğinde 70 adet fidan toprakla buluşturulurken, etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan İHA Bolu temsilcisi Fethi Sarımsakçı şunları söyledi. İHA olarak biz 81 ilde Yetim Kardeş Hatıra Ormanı programımızı icra ediyoruz. Ama biz Bolu'da Kutlu Doğum platformu olarak, Kutlu Doğum çatısı altında platform etkinliğimizi icra edeceğiz inşallah. Tabii Bolu'daki bütün sivil toplum kuruluşları, Vali Bey, Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz ve bizim Bolu'daki yetimlerimiz ve ailesiyle birlikte inşallah bir yetim hatıra ormanı bugün fidan dik. Rehberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman bir fidan diker ve ondan bir hayvan ya da bir insan faydalanırsa bu onun için bir sadakadır. Bizler bunun için buradayız. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir yetimin bakımını üstlenirse onunla ben ahirette şu iki parmağım gibi yan yana olacağımı duyurmuştur. Bu hadisi şerif mucibinde bizler İHA olarak bugüne kadar ülkemizde ve dünyada ihtiyaç sahipleri ve yetim kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz inşallah. Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası ilk fidanı Bolu Müftüsü İzani Turan toprakla buluşturdu. Önümüze geç bu. Fidanı toprakla buluşturup can suyunu veren Bolu Müftüsü İzani Turan, Aban TV mikrofonlarına bakın neler söyledi. Birkaç dakika önce fidanınızı diktiniz, can suyunu verdiniz. Bu etkinlik hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Evet, tam da fidanımın yanındayız şu anda. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen, gayret eden arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Bizleri de böyle hayırlı bir iş için vesile kıldılar. Bu sene Kutlu Doğum programı çerçevesinde bunlar yapılıyor. Şükürler olsun. Yani sadece işte insanları toplayalım, sadece vaaz edelim, peygamberimizi sözel olarak anlatalımdan daha ziyade biraz da tatbiki noktada peygamberimizin hayatında yaşamış olduğu, bizlere tavsiye etmiş olduğu şeylerin tatbikini. Buradaki maksat yani ağacı olan yere ağaç dikmek değil de peygamberimizin tavsiyesine, özellikle bu Kutlu Doğum haftasında uyma niyetli olduğu için bu çok değerli. Ben tekrar arkadaşlara da tebrik ediyorum. Çok sağ olsunlar. Bizler de böyle bir hayra teşvik ettikleri için. Ve sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu anı ölümsüzleştirdiniz. Kayda geçtiniz. Herhalde bizim kadar en az sizde bir peygamber rızasına, memnuniyetine muhatapsınız şu anda.